Aleyhisselam'dan 700 yıl önce yaşamış olan Adnan, Peygamber Efendimiz'in 21. kuşak dedesi, 21. kuşak. Biz de 21. yüzyıldayız inşallah. Adnan, Arap Yarımadası'nın kuzeybatısında yaşayan Arap kabilelerinin tamamının babası olarak kabul edilir. Adnan, Peygamber Efendimiz'in kabilesi olan Kureyş'in de babasıdır. Kureyş'in kökeni odur. Yani Kureyş oradan gelir. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'in soyundandır Adnan. Adnan, İslam öncesi Arap edebiyatında Arapların babası olarak anlatılır ve övgüyle bahsedilir. Bütün edebi eserlerde vardır ismi. Adnan'ın çocukluğundan itibaren çok yakışıklı olduğu tarih metinlerde geçmektedir. Süper yakışıklıymış Adnan. Evet. Adnan, Kabe'nin ilk örtüsünü hazırlatan kişi. Kabe'ye örtü hazırlatıyor. Her tarafını örten, güzel süslü örtü hazırlatıyor. Mekke şehri de Adnanilerin Adnan yurdu olarak kabul edilmektir. Yani Mekke hep Adnanidir. Peygamber Efendimiz'in soy ağacı hazırlanırken 21. dedesi Adnan'a kadar tek tek yazılmasına izin veriliyor. Ondan sonrakilerin yazılması yasaklanıyor. Sadece oraya kadar müsaade edilmiş. Adnan'a kadar müsaade edilmiş. Nebukadnezar Kudüs'ü işgal eden, Hazreti Süleyman'ın sarayını yıkan ve Danyal peygamberi esir alan Babil kralı biliyorsunuz. Ünlü Deccal'dır. Adnan, Nebukadnezar ile savaşan Arap kabilelerine de komutanlık yapmıştır. Deccal ile savaşmıştır. Nebukadnezar, o devrin Deccal ile savaşmıştır. Nebukadnezar'ın ismi biliyorsunuz, İslami kaynaklarda ismi Buhtu Nasr'dır. Deccal. Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi Müjdeli'de hadislerde Buhtu Nasr'ı yeryüzüne küfür olarak hakim olan ikinci kişiden biri olarak anlatıyor biliyorsunuz. Buhtu Nasr, Buhtu Nasr'la mücadele ediyor Adnan. Evet. Irak diktatörü Saddam belasını aramıştı. Kendini Nebukadnezar'ın, Deccal'in reenkarnı olmuş hali olduğunu iddia ediyordu. Onun ruhu bana geçti diyor. İşte Allah böyle belanı verir ondan sonra. Boynunu kırarak öldürdüler. Hazreti Ali, Mustafa Adnan peygamber diyor. Kaside-i Ercüzi'de peygamberimize Mustafa Adnan peygamber diyor. Ankara'nın bağları, ya kardeşim o kadar yüksek ki izleme şu an.